Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize merhaba. Dışarıda acayip bir yağmur var İstanbul'da. Buradan hissediyorum. Felaket yağıyor. Aşağıya doğru sesi hissediyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Aman İstanbul'a yağmur yağınca İstanbul'dakiler, aman dikkat edin, sele kapılmayın. Arabanızda suyun içerisinde kalmayın. Eviniz kotun altındaysa, yolun altındaysa aman dikkatli olun. İş yerleriniz için de söylüyorum. Aman dikkatli olun lütfen. Buradan uyarmış olayım sevgili izleyiciler. Bugün İnan Kıraç kızına neden dava açtı? Bunun arka planını konuşacağız. Birçok izleyicimiz diyecek ki magazin yine konuşuyorsun. Arkadaşlar, Türkiye'de Koç ailesini konuşmak magazin değildir. Koç ailesini konuşmak magazin sayılamaz. İnan Kıraç'ı konuşmak magazin asla kabul edilemez. Hele İpek Kıraç'ı konuşmak magazin kabul edilemez. Neden mi magazin kabul edilemez? Biraz sonra anlatacağız ama son dakika haberlerini de vereceğiz bu arada. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Peşin peşinde söyleyelim. Yayını beğenme ve abone olmayı da unutmayın sevgili izleyiciler. Son dakika haberlerinden bir tanesi, hemen söyleyelim. Şöyle gelelim az aşağıya doğru. Şöyle. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasında Polat ailesi hakkında yapılan operasyon ve çalışmalara ilgili detaylar devam ediyor. Dilan Polat'ın evinde yapılan aramada 80 sayfa dokümana el koymuş şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, çok büyük paraymış gibi. Zekai Tebe'nin evinde bir adet hard disk, 350 tabanca mermisi. Ahmet Gül'ün evinde 36 adet hesap dökümü, 120 bin lira, bir adet laptop ele geçirilmiş. Bunlar büyük paralar değil tabii. Önce onu söyleyelim. Hikaye rakamlar. Firmanın tüm varlığına teptir konulmuş firmaların. Önce söyleyeyim. Masak'ın yaptığı 5 şirket üzerinde sahte fatura yöntemiyle Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul şirketine 200 milyon lira aktarılmış. Polis ekipleri bu konuda detaylı çalışma başlatmış. Ayrıca araştırma süresinde aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şahsını ve 27 firmanın tüm varlığına teptir konmuş sevgili izleyiciler. El konma değil tabii. Bunun yanında yine Polat çiftine ait tüm araçlara el konulmuş. Onu söyleyelim. Emniyet Müdürlüğü'nün önüne çekilmiş çiftin ev iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş. İşlemler devam ediyormuş ve bununla ilgili olarak da son dakika bir gelişme bu. Bunları hemen sizinle paylaşmış olalım. Yani Polatlarla ilgili operasyon devam ediyor. Bakalım toplumun gazı nasıl alınacak? Gündemde Polatlar konuşulmaya nasıl devam edeceğiz? Hep beraber izleyeceğiz. Gazze'deki bombardımana tutan İsrail ordusu Hamas'ın elinden önceden 222'den sonra 239 rehine ve son olarak 242 rehineye yükselmiş Hamas'ın elindeki rehine sayısı. Ve Gazze şeridinde 27 gündür devam eden çatışma sevgili izleyiciler, Hamas 188. Zırhlı Tugay'ın 53. Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka'yı çatışmalar sırasında vurarak öldürdüğünü duyurmuş. ABD Başkanı John Biden bağış etkinliğine kendisine Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Hama esirlerin serbest bırakılması için araya ihtiyacımız var demiş. Ve ilginçtir, John Biden hatırlayabilmiş konuşurken tabii hafızasını tazelemiş. Demiş ki bir Ham olarak acil ateşkes çağrısı yapmanıza ihtiyacımız var şeklinde seslenince güvenlik güçleri hemen Rosenberg'i dışarı çıkarmışlar ama Biden bu arada Ham'ın çağrısına yanıt vermiş. Bu İsrailler için de Müslüman dünyası için de inanılmaz karmaşık bir durum. Ben iki devletli çözümü en başından beri destekledim demiş ve bir araya ihtiyaç var demiş. Abi sanki maç arası. Bir ara verin, ondan sonra savaşa yine devam edebilirsiniz. Anlamına geliyor tabii bunlar. Yani hep söylüyorum, ölümler savaşlarda istatistik rakamlardır sevgili arkadaşlar. Ve Gazze'de görülen olay şu ki İsrail Hamas'ı temizleyecek. Hamas'ı temizledikten sonra tekrar iddia ediyorum o bölgede iki devletli çözüm çok açık net bir şekilde gündeme gelecek ve ayrıntılı bir şekilde de tahmin ediyorum hayata geçirilecek ama iş
ölen insanlara olmuş olacak. Tabi bu arada Gazze boşaltılmış olacak. Gazze yıkılmış olacak. Gazze yeniden imar edilecek. Gazzeliler Mısır, Türkiye ve bölge ülkelere gönderilecek, görülen bu. Türkiye önümüzdeki süreç içerisinde öyle ya da böyle önemli bir rol alacak. Mehmetçik Gazze'ye o aranın verilmesinde ve savaşın bitmesinden sonra bir anlamlı silahlı çatışma olmaması için, insani yardım koridorunun açılması için ve aynı zamanda Gazzelilerin tahliye edilmesi için Türkiye ve başka ülkeler bölgede görev alacaklar. Onu da söyleyelim. Böylelikle de iktidar kendi tabanının gazını alacak, Mehmetçik Gazze'de olmuş olacak. Ama sonuçta büyük fotoğrafa bakarsanız, büyük fotoğraftan baktığımızda da İsrail'in yararına bölgede adımlar atılmaya devam edecek. Yani İsrail'in güvenliği için bölge parçalanmaya devam edecek sevgili izleyiciler. 1947'den 1967, 1967'den 2023 tarihsel süreci itibariyle okursanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Özellikle 2000 ile 2023 arasında bölgede Libya istikrarsızlaştırıldı ve bölündü. Suriye bölündü. Irak bölündü. Yani dikkat edin bölgeye. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ve doğal olarak bu bölünme ve parçalanma aslında bu ülkelere doğru baktığınızda İsrail'in güvenliğini en çok tehdit eden ülkelerdi. İran dayılandı başından itibaren, o dayılanma yok. Hizbullah dayılandı, ortada yok. Husiler 2200 kilometre öteden bağırıyorlar. Gazzelilerin yanındayız. Tüm Müslüman ülkeler ayakta ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde dün akşam Cadılar Bayramı kutlandı. Hikaye yani kısacası sevgili izleyiciler. Hikaye, hikaye, hikaye. Evet, şimdi gelelim. Haim Nahum, Bernard Nahum, Vehbi Koç, Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç hikayesine sevgili arkadaşlar. Şimdi anlatacağımız isim İnan Kıraç. İnan Kıraç'a iyi bakın. İnan Kıraç bir dönem Türkiye'nin en güçlü adamı demeyeceğim, adamlarından biri, adamı da diyebilirsiniz. Encümeni Daniş'in başı olduğu iddia ediliyordu İnan Kıraç'la ilgili olarak. Ve iyi bakın sevgili izleyiciler buraya. Şöyle gelelim, bunu biraz sonra anlatacağız. İnan Kıraç Türkiye'nin en güçlü adamı, daha sonra hangi duruma geldi, neler yaşandı, bunları ayrıntılı bir şekilde anlatacağız sevgili izleyiciler. Evet, hikayemize başlıyoruz. Vehbi Koç'un Haim Nahum'un oğlu, Bernard Nahum'un kardeşi olduğu iddiaları özellikle Türkiye gündeminde yıllarca çok konuşuldu ve hala konuşulmaya devam ediyor. Vehbi Koç'un Haim Nahum'un oğlu Bernard Nahum'un da kardeşi olduğu iddiası. Bernard Nahum ve Vehbi Koç isimleri sevgili arkadaşlar, lütfen bunu bir kenara yazın. Bu her iki isim aslında Koç'un bugün bir dünya devi olmasında ve aynı zamanda Koçların Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olmasındaki iki isim sevgili izleyiciler. Şimdi oraya şöyle alalım ve bu iki ismi de size gösterelim fotoğraflarda. Hemen şöyle gelelim. Bulmaya çalışalım. Bernard Nahum'u. Evet. İşte. Şimdi tabii şimdi onun adına sevgili izleyiciler, onun adına Koç'ta şey biliyorsunuz, Bernard Nahum öldü sevgili arkadaşlar. Ama onun oğlu Jean Nahum şu anda Koç Holding'de yöneticilerden bir tanesi. Bunu da böylelikle getirmiş olalım ve hikayemize devam edelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Vehbi Koç'un Haim Nahum'un oğlu Bernard Nahum'un kardeşi olduğu iddiası yıllardır Türkiye'de konuştu. Koç Holding'in kurucusu Ahmet Vehbi Koç 20 Temmuz 1921'de doğdu. 25 Şubat 1996'da öldü. Öldükten sonra naaşı kaçırıldı. Hatırlayın. Tarihe doğru bir gidin. Naaşı kaçırıldı. Ve kaçıranlar bunun karşılığında şey istediler. Söyleyin. Çok net bir şekilde tazminat istediler. Fidye istediler daha doğrusu. Tazminat değil. Fidye istediler. Ama ne yazık ki bu fidyenin ödenmediği iddia edildi. Sonra kaçıranlar da yakalandı sevgili izleyiciler.
Osmanlı İmparatorluğu'nun son Han başısı Naim Haun. Bakın tekrar söylüyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun son Han başı. 1872-1960, yani doğum tarihi 1972-1960'da öldü. Oğlu ve iş insanı Bernard Naum 1911-1995. Yani Vehbi Koç'la aşağı yukarı aynı dönem sevgili arkadaşlar, doğum tarihi. 10 yıl aralarında var ama 10 yıl. Kardeşi olduğu iddialarla ilgili çok konuşuluyor. Bu iddialar yalanlanıyor ama bunlar bir efsane olarak sokakta anlatılıyor. Şimdi yine bu özellikle Erbakan yıllar önce Haim Naum'u anlatıyor. Şimdi burada nasıl anlatıyor? Tarihin en gizemli, en esrarlı adamlarından biridir Haim Naum. Necmettin Erbakan anlatıyor arkadaşlar. Lozan'da onun entrikalarıyla yıkılan Osmanlı'nın yerine yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Yahudi Haim diyorlar tabii, Naum'dur. Pazarlıklar sonucunda kilitlenen Lozan görüşmelerinde kilidi açan Mısır Haim'dir. Naum Vehbi Koç'un da babasıdır. Aynı zamanda Bernard Naum'un da babasıdır. Vehbi Koç Türkiye'deki Beko firmasının kardeşi Bernard Naum ile birlikte kurmuştur. Lozan'da perde arkasında bulunan Siyonist'tir Naum. Haim Naum Osmanlı Bankası'ndan çaldığı paraları İsviçre'ye aktardı. Haim Naum çaldığı paraların yarısını bir oğlu Bernard Naum'a, diğer yarısını da diğer oğlu Vehbi Koç'a verdi. Bernard Naum ve Vehbi Koç ortaklaşa Beko'yu kurdular. Bernard B sevgili arkadaşlar, Koç Ko Beko. Yani aslında Beko. Beko sevgili arkadaşlar. Bernard Naum'un baş harflerinden B'den, Koç grubunun da K'sundan oluşmaktadır. Ve kısacası der ki Erbakan, Koç ailesinin serveti aslında Osmanlı parasıdır der. Bunu şimdi bir kenara yazın. Bu iddia aynı zamanda Kadir Mısırlıoğlu'na aittir. Ve Vehbi Koç'un babasının da Haim Naum olduğunu iddia eder. Şimdi yine Vehbi Koç bir soy ağacı yayınlar. Buna göre Vehbi Koç vakfındadır bu. Koçzadeler, Aktarzadeler, Kütükçüzadeler, Müdürüzzadelerden gelmektedir. Hacı Bayram soyundan geldiği iddia edilir. Dikkat ederseniz her Koç ailesinden biri öldüğünde Hacı Bayram'la ilgili bir şey tabutun üzerine örtülür biliyorsunuz. Kütükle ilgili bir olay. Mustafa Bin Salih babanın torunu Necibe Kadın Koçzade Mehmet de evlenmiştir hikayesiyle devam eder. Ve Vehbi'nin annesi Koçzade Hüsniye, babası da Sadullah Bey'dir sevgili arkadaşlar. Nedir? Aktarzade Sadullah'ın oğlu Emin, Koçzade Mustafa'nın kızı Hüsniye ile kızı Satberk de ve Vehbi Koç ile evlenmiştir. Böylelikle bu hikayeyi de burada bırakalım ve devam edelim. Şimdi Bernard Naum'la Haim Naum'un bir ilgisi var mı diye bakmak gerekiyor. Aslında bir ilgisinin olmadığı da söylenir. Bernard Naum, Haim Naum'un olmadığı gibi herhangi bir akrabalığı bağları da mevcut değildir sevgili arkadaşlar. Evet, böyle bir efsane anlatılır ama tarihsel olarak da bir taraftan da Bernard Naum'un Haim Naum'un oğlu olmadığı, sadece bir soyadı benzerliği olduğu söylenir. Sefaret Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1911'de İstanbul'da doğan Bernard Naum'un bazılarında sanıldığı şekilde 1922 yılında Lozan'daki barış anlaşması görüşmelerine katılması zaten mümkün değildir. Ama sevgili arkadaşlar, Bernard Naum'un katıldığı iddia edilmez. Oradaki katılan kişinin Haim Naum olduğu söylenir. Bir kere orada da bir karıştırma yapılır. Şimdi bu hikaye aslında Haanbaşı Haim Naum'un oğlu Bernard Naum'la ilgili bu iddia vardır. Ama ne yazık ki Bernard Naum bunu reddeder. Ancak Bernard Naum'un da kimin oğlu olduğu ile ilgili olarak da kocaman bir muamma söz konusudur.
Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1911'de İstanbul'da doğar Bernard Nahum. Bazılarında Bernard Nahum Koç'ta 44 yılım bir otomotiv sanayi kuruluyor 1988 Milliyet adlı kitabında Vehbi Koç'la ortaklıklarını tafsilatlı ayrıntılı şekilde şöyle anlatır. Bernard Nahum Otokar, Tofaş, Fiat, Petrol Ofisi, Karsan gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Jean Nahum'un iş insanı Claude Nahum ve Michel Terst'in babasıdır aynı zamanda. Tabii Michel Tesertes'in de babasıdır. Şimdi çok ilginç. Manisa Belediyesi'nde görevli Bohar Joseph Nahum ve Kadem Frank Krasyon'un oğlu olarak 23 Aralık 1870'te Manisa'da doğan Hayim Nahum, bakın babaları da belli ama ne yazık ki Hayim Nahum değil. Bakın şimdi isimleri size hatırlatıyorum. 1960 yılında Kahire'de vefat eder babası. Hayim Nahum'un Osmanlı Bankası'nın altınlarına çaldığına yönelik bir bulgu mevcut değildir. Ama şimdi hem onun oğlu olmadığı söylenir, hem onun oğlu olduğu iddia edilir. Yani böyle bir karmaşa. Çok açık net bir şekilde tarihe doğru baktığınızda aslında Bernard Nahum, Hayim Nahum'un oğlu arkadaşlar. Bunu bir kere altını çizelim. İki hikayeyi de size anlattım. 1960 yılında Kahire'de vefat eder Hayim Nahum. Hayim Nahum'un Osmanlı Bankası'nın altınlarına çaldığı yönelik bir efsane olarak anlatılır. Tarihin Arka Odası adlı arka programda Kadir Mısırlıoğlu'nun iddiasını Murat Bardakçı, inanmayın bu palavralara, adamın başına fesi geçiriyor, sallıyor sözünün ardından İlber Ortaylı da, Nahum da çok saygın bir soyadıdır diye bir açıklama yapar sevgili arkadaşlar. Şimdi yine Murat Bardakçı Hacı Bayram Bili isimli bir yazı yazdı. Mustafa Koç'un 20. Göbekten Ceddi Kimdir Bilir Misiniz diye Hacı Bayram Bili başlıklı 25 Ocak 2016 tarihli bir yazı yazar. Der ki Hağanbaşı Hayim Nahum Siyonist değil, aksine anti-Siyonist'tir. Yani bunu Türkiye'nin son dönem tarihiyle ciddi bir şekilde uğraşan hemen herkes bilir. Nahum Efendi Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması çabalarına karşı çıkanların başında geldiği için Siyonistler tarafından düşman görülmüş ve ayağının kaydırılması için elden gelen her şey yapılmıştır. Hağanbaşı'nın Siyonizm ile mücadele maksadıyla kurduğu cemiyetlerin yayınları ve yazdığı dünya kadar yazı ortadadır. Ama kendi yalanlarına önce kendilere inanan ve etrafa düşmanlık tohumları ekmekten başka bir işe yaramayan zavallılar desteksiz atıp üstad diye ortalarda dolaşmak dururken neden okusunlar ki gerçekleri diye de Murat Bardakçı yazı yazar. Şimdi antisiyonizmin önde gelen isimlerinden biri olan Nahum Efendi'nin Lozan'da gayri resmi danışman olarak bulunmasının sebebi de yani Necmettin Erbakan'ın da Kadir Mısırlıoğlu'nun da anlattığı hikayeyi aslında Murat Bardakçı farklı bir şekilde doğrular. Yani der ki aslında Lozan'da aktif bir yetkili olarak katılmamış, gayri resmi danışman olarak bulunmasının sebebi ise der, iddia edilen ama var olmayan Siyonistliği filan değil, milli mücadeleye verdiği destek Avrupa'daki geniş çevresi ve engin Fransızcasıdır der. Yani bir anlamda gayri resmi danışman olarak katılan Nahum Efendi, Lozan'da aslında Türk heyetinin tercümanlığını yapar. Aktif görev yapmamış mıdır, yapmış mıdır? Sadece sıradan bir tercüman mıdır? Avrupa'daki aktif geniş çevresini mi kullanmıştır? Bunun takdirini sizlere bırakıyorum. Şimdi der ki ben, yani Bernard Nahum anlatır. Ben Vehbi Koç ile ortağı, pardon Murat Bardakçı der ki Vehbi Koç ile ortağı Bernard Nahum'un babaları olduğu yalanına maruz bırakılan Hağanbaşı Hayim Nahum'un asıl oğlu Joseph Nahum'u bundan seneler önce Paris'te tanımıştım der. Asıl oğlunu der şimdi. Şimdi hayatta olmayan Joseph Bey öyle bir Fransız Yahudi müstesi filan değil bir Osmanlı beyefendisiydi ve babasının Fransızca olarak kaleme aldığı hatıralarının yayınlanmamış tam metni onda bulunuyordu. İmparatorluğun son seneleri bakımından gayet önemli olan hatıralar inşallah günün birinde yayınlanır demişti. Murat Bardakçı hem Bernard Nahum'i babası olduğunu bir taraftan söyler ama bir taraftan da olmadığını iddia eder sevgili arkadaşlar. Hayim Nahum'un baba olmadığını söyler. Asıl oğlunun da başkası olduğu iddialarını da dillendirir.
Şimdi ama şunu söyleyelim. Türkiye'nin kuruluşunda hikaye açısından söyleyelim. Gerçekten Yahudiler aktif rol oynamış mıdır sorusu, yoksa İngilizler mi kurmuştur, yoksa arkasında çok ciddi bir şekilde Yahudiler mi vardır sorusunu da yine tarihe bırakmak gerekir. Bu da bir ayrı bir tartışmadır çünkü. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin kuruluşu ve Orta Doğu'daki diğer devletlerin kuruluş tarihsel sürecine bakınca, İsrail'in de tarihsel olarak ortaya çıktığı sürece bakınca aslında birbiriyle ilişkili, anlamlı ve bir bağıntılı olduğunu söyler. Şimdi Ali Tarakçı, bunları anlatıyorsun tarihsel olarak da İnan Kıraç, İpek Kıraç'la ne alakası var? Geliyorum arkadaşlar lütfen. Geliyorum. Biraz sabır edin lütfen. Yıl 1961 sevgili arkadaşlar. Bernard Naum'la ilgili bir hikaye anlatacağım. Yıl 1961. Yer başkent Ankara. Birinci Otomobil Sanayi Kongresi toplanmıştır. Bu kongrenin öncülüğünü yapan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dır. Erbakan Hoca 1956 yılında henüz 30 yaşındadır. Gümüş motor fabrikasını kurmuştur. Türkiye'nin ilk büyük sanayi hamlesini gerçekleştirmiştir. Yine 1960 yılında Ankara'da yapılan sanayi kongresinde ilk kez Türkiye'nin kendi otomobil üretebileceği fikrini ortaya atmıştır. Bu düşünce müthiş bir şekilde çok tartışılır ve bu düşünce aynı zamanda devrim otomobiline kadar gider sevgili arkadaşlar. Salonda Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesini inancıyla heyecanlanan mühendisler yanı sıra yerli otomobil fikrine karşı çıkanlar da vardır. Bu karşı çıkanlardan biri Bernard Nahum'dur. Nahum önemli bir otomotiv grubunun temsilcisi olarak toplantıya katılmıştır. Bernard Nahum'un ortak olduğu otomotiv şirketi, daha doğrusu grup, yani Koç grubu sevgili arkadaşlar, çok hızlı büyür ve küresel bir şirket olur. Şimdi neyse, gelelim şimdi yine bu Bernard Nahum 1. Otomobil Kongresi'nde kürsüde konuşurken salonda hava giderek sertleşmeye ve gerginleşmeye başlamıştır. Çünkü söz konusu şirketin ortağı ve yöneticisi Nahum salondaki heyecanın aksine otomotiv sanayinin zorluklarından bahseder ve yerli otomobil kurulma fikrine karşı çıkar. Tam o dakikalarda hiç beklenmedik bir gelişme yaşanır. Ön sıralarda oturan bir genç kürsüde konuşan Bernard Nahum'a ayakkabılarını çıkarır ve ayakkabılarını fırlatır. Bu genç makine kimya endüstrisinde çalışan bir mühendistir sevgili arkadaşlar. Postallarını alır Bernard Nahum'a atar. Nahum Bursa'da şeftali üretmek otomotiv üretmekten hem daha kolay hem daha kazançlıdır der. Ama daha sonra o Bursa'ya Renault'u kurar. Türkiye kendi yerli otomobilini üretme şevkini o otomotiv kongresinde Bernard Nahum'un yaptığı konuşmayla, otomobil kurmayın, Bursa'nın topraklarında şeftali üretin der ve ortalık karışır. Nahum otomotiv yerine şeftali üretmeyi teklif edince işte oradaki o genç postalını çıkarır, kafasına atar. Bize otomobili siz ürettirmiyorsunuz diye bağırdığı duyulur gencin. Ve hep bu tarihsel olarak anlatılmıştır. Ve Erbakan Hoca ilk yerli otomobil fikrini yaklaşık 60 yıl önce ortaya attığında, şimdilerde yani Tokun dışında yerli araba çok azdır. Ama daha sonra o süreçten itibaren de tüm yollarımızı yabancı arabalar işgal eder sevgili izleyiciler. Hatırlarsınız, bu postal deyince aklıma hemen başka bir hikaye geldi. Yani hikaye derken tarih kesidi. 13 Aralık 2018. ABD Başkanı George Bush'un katılacağı bir toplantı vardır biliyorsun. Ve bu toplantıya Iraklı gazeteci El Zeydi katılır sevgili arkadaşlar. Ne yapacağını düşünür gece boyunca. Bir eylem yapması gerekmektedir. Ertesi gün bütün kanalların Irak halkı Bush'u güllerle karşıladığı haberlerini görür. Bu büyük bir yalandır. Irak halkının Bush'u nasıl karşıladığını göstermeye karar verir Iraklı gazeteci. Bir saat gecikmeyle salona girer. Bush'u görür, ayakkabılarını çıkarır ve arka arkaya
Buş'un kafasına atar. Değil mi? Ne kadar tarihsel, birbirine benzer bir eylem. Şimdi gelelim, devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Koç'la ilgili Musevi olduğu iddiaları söz konusudur. Yahudi olduğu iddiaları söz konusudur. Ama Murat Bardakçı gibi de aynı zamanda Hacı Bayram'dan geldiğine yönelik olarak kitaplar da yazılır, yazılar da yazılır sevgili izleyiciler. Yani Hacı Bayram Veli'den geldiği soy ağacının yönüne yazılar da yazılır. Ama şunu söyleyelim, bu Türkiye'nin topraklarında öyle çok soy ağacını değiştirmiş ve soy ağacını kendisine göre böyle asil bir şekilde kurmuş, öylesine öne çıkmış isimler vardır ki bu Türkiye tarihinde aslında nüfus hareketlerine bakıldığında, Osmanlı kütüklerine bakıldığında açıkça görülmesi mümkündür. Şimdi Vehbi Koç 32. günde kendisiyle ilgili bir belgesel yapılır arkadaşlar. Ve o belgeselde şöyle konuşur Vehbi Koç. Namaz kıldığını da söyler. Der ki bir kere sabahleyin saat 7'de kalkarım. 2 bardak su içerim. Ondan sonra bir yatarım. 7.30 ajansını dinlerim. 7.30 ajansı bittikten sonra tıraş olurum. O günün meyvesi neyse onu getirirler. İşte elma mıdır, armut mudur? İşte onu yerim. Ondan sonra tam 9'da işe başlarım. Evde sekreterim eve gelir. 1'e kadar çalışırız. Gazeteleri okuruz. Bana ait gelen evraklar varsa onları okuruz. Gazetelerde en çok şeyi okurum, ilanları falan okumam hiç. Ekonomik ve politik havadisleri okurum. Saat tam 1'de yemeğe otururuz. Yemeği yerim, yemekten sonra yatarım 1 saat. Ondan sonra bir namaz kılarım. Ondan sonra işime giderim. Akşam eve gelirim. Evde bir kadeh viski içerim yahut cin tonik içerim. Ondan sonra yemeği yerim. 3 ajansı da takip ederim. 7-7.30'a ve şeyi 10'u 8'i takip ederim. Saat 10.30'da yatağa girerim. 8 saat yatakta kalırım. Uyuyayım mı uyumayayım diye karar veririm. Şimdiye kadar şaşmadı. İnşallah bundan sonra da şaşmaz der. Yani namaz kıldığı ilginçtir. O belgeselde Vehbi Koç'un namaz kıldığına yönelik olarak da videolar paylaşılır, fotoğraflar paylaşılır. Yine der ki Vehbi Koç orada, ben dindar bir insanım. Fakat dünya işleriyle din işlerini ayırt eden bir insanım. Dünyada bir kuvvet var. Ben bu kuvvete inanıyorum. Diyor ki ben hacca gitmiş bir adamım. 1958'de hacca gittim. Ondan sonra çeşitli şeylerde ibadet yerlerinde bulundum. Diğer taraftan da bu dindarlığım hiçbir zaman işlerimi aksatmadı. Mesela ben kalkar akşam bir viski içerim. Ben bu viskiyi içerken sarhoş olayım diye içmem. Çok yorgun geliyorum. Kafayı dinlendirmek için, yani işlerden biraz uzak kalmak için bir kadeh viski alırım. Bu günahsa Allah affetsin der. Devam ediyoruz arkadaşlar hikayeye. Hikayeye devam ediyoruz. Vehbi Koç 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'a hitaben bir mektup yazar. Cuma namazına gittiğini söyler ve der ki Tanrı yerine Allah denilmesi konusunda Diyanet'in bir talimatının bulunup bulunmadığı konusunda bir yazı yazar Lütfi Doğan'a. Lütfi Doğan da hatta daha da o mektupta şöyle bir şey der ki bir camide hatip günaydın demeyin. Selamü aleyküm deyin demiş. Arkadaşım da buna hayret etmiş der. Bunun doğru olup olmadığını sonra Lütfü Doğan Vehbi Koç'a o mektubuna yanıt yazar. Başkanlıkça, Diyanet İşleri Başkanlığınca Tanrı günaydın demeyin diye özel bir talimat yoktur. Hatipler kendi anlayış seviyesine göre hareket ediyorlar. Sürdürdüğümüz eğitimlerle uygun anlayışa getirmeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bu zaman isteyen bir konudur. Uyarınız için teşekkür eder. Yüce Tanrı'dan sağlıklar, başarılar dua eder. Selam ve sevgilerimi sunarım. Lütfü Doğan, Diyanet İşleri Bakanı. Başkanı, yani Diyanet İşleri Başkanı Yüce Allah'tan sağlıklar demez. Vehbi Koç'un isteği üzerine Yüce Tanrı'dan sağlıklar, başarılar dua eder. Selam ve sevgilerimi sunarım diye mektup yazar sevgili arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz, geliyoruz hikayeye. Devam ediyoruz. Ve gazetelerde o dönem haberler çıkar. Ben dindar bir adamım. Yine Mustafa Koç.
Rahmetli biliyorsunuz spor yaparken kalp krizinden ölür. Kendi hastanesine değil bir SSK hastanesine yetiştirilir. Mustafa Koç verdiği bir röportajda babasıyla cuma namazlarına gittiğini aktarır. Der ki Koç grubu biraz halktan uzak algısı vardı. Buna katılıyor musunuz diye sorar gazeteci. Der ki Mustafa Koç öncelikle bizi çok yanlış tanıyor halk. Biz de kendimizi tanıtalım. Öyle değiliz. Böyleyiz deme ihtiyacını dahi hissetmedik doğrusu. Bana biz sizi hiç böyle tanımıyorduk diyen bir sürü insan oldu Anadolu'da. Tabii bunda Anadolu buluşmalarının çok ciddi etkisi oldu. Ama biz de artık bu iletişim işine daha çok bilimsel yaklaşma kararı aldık. Meslek lisesi, memleket meselesi gibi projelere kendimizi daha iyi anlatmayı hedefliyoruz. Daha yapılacak çok şey var, o ayrı. Ama mesela ayıp bir şey değil. Bizi Musevi zanneden insanlar varmış. Düşünün, bunu bilerek çarpıtıyor insanlar. Çıkıp, hayır ben elhamdülillah Müslümanım da denmez ki demiş. Babanız da bayram namazına gittiniz mi diye sorar gazeteci. Çok gittik. Namazdan sonra da akrabaları gezip harçlık toplardım demiş. Yani böylelikle Müslüman olduklarını anlatmış Mustafa Koç babasının namaz kıldığını hatta bayram namazlarına gittiğini, cuma namazlarına gittiğini anlatmış. Ve Rahmi Koç ise çok ilginç. Koç ailesinin Ramazan ayına tüm gelenekleriyle dolu dolu yaşayan bir aile olduğunu şöyle ifade etmiş Rahmi Koç da. Şimdi alınan ilaçlar ve tedaviler nedeniyle oruç dahi tutamıyoruz. Ama ben memlekette olduğum sürede 15 yaşından 75 yaşına kadar oruç tuttum. Ev halkı da hemen hemen hepsi oruç tutardı demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi hikayeye geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi Vehbi Koç'un kızı. Şimdi şöyle gelelim ekrana lütfen. Bu hikayeye de yavaş yavaş başlayalım. Ben ekrana vereceğim. Evet, Suna Kırat sevgili arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş anlatalım. Hikayenin sonunda anlatacağım olay tarihe not düşmek içindir. Önce onu söyleyeyim. Vehbi Koç'un kızı. Vehbi Koç Vakfı Başkanı. Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel Kuşaktan Kuşağa adlı kitabında babasını şöyle anlatır. Bence Vehbi Bey en büyük sosyalist, en büyük dindardı. Çünkü paylaşmayı sever, israftan hoşlanmazdı. İhtiyacı olanlara yaptığı yardımın başkaları tarafından bilinmesini hiç sevmezdi. Yani hem dindardı, hem aynı zamanda büyük dindar, en büyük sosyalistti. Hatırlayın yıllar öncesinde Ali Koç aslında Marx'a gönderme yapmıştı. Hiçbir şey rastlantı değil bu coğrafyada sevgili arkadaşlar. Hatta Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü Başkanı olması da rastlantı değil. Devam anlatıyoruz. Şimdi 2021 Mayıs ayında, 2 Mayıs tarihinde Sedat Peker videolarıyla Türkiye kamuoyunu sarstı. Attığı tweetlerle, yaptığı ses kayıtları, paylaştığı ses kayıtlarıyla Türkiye'yi sarstı. O dönemde Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur bir tweet attı arkadaşlar. Peş peşe tweetler attı. İnan Kıraç'a karanlıkların lordu dedi. Ve karanlıkların lordu diyerek seslenerek Emre Olur Twitter hesabında şunları yazdı. Levent Göktaş'ın kaldığı yere baskın yapılınca oradan nasıl çıktığının görüntüleri dava açılınca ortaya çıkacak. En son senin yanına geliyor ancak senin holdingdeki kameralar o gün çalışmıyor. Görüntü yok. Sen bir tek kendine akıllı milleti aptal mı zannediyorsun iddiasında bulunur. Peker'in bu açıklamalarından sonra başka gazeteciler de İnan Kıraç'ın sermaye, siyaset ve Ergonokon gibi örgütlerle bağlantıları üzerine yazılar kaleme alırlar sevgili arkadaşlar. Videolar yayınlarlar ve İnan Kıraç'ın 1995 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber seçime girmesini engeller. Engellemesi anlatılır. Önemli bir siyasi mühendisliğe imza attığının ayrıntıları gazeteciler tarafından kamuoyuna duyurulur. En başta Sabahattin Önkibar'dır. Bunun ayrıntılı bir şekilde anlatır. Kıraç'ın Mehmet Ağar'la da yakınlığıyla herkese bilindiğini,
Buna rağmen 1990'lardaki Susurluk operasyonlarında bunun üzerinin örtüldüğü iddia edilir. Ve devam ediyoruz. Bakın karşımıza neler gelecek sevgili arkadaşlar. Bu miras kavgasının, evlatlık reddinin neden yaşandığını anlatacağım size son nokta olarak. Yine Önkebar der ki, İnan Kıraç'ın 2006 sonrası Tayyip Erdoğan'la yakınlaşarak iyi bir dostluk kurduğunu, 2008'de AK Parti'nin kapatılma davasında Genelkurmay'da ve Anayasa Mahkemesi'nde yaptığı ziyaretlerle kapatılmasının Türkiye'nin başına açacağı dertleri dillendirerek etkisi anlatılır. AK Parti'yi kapatılmaktan kurtardığı iddia edilir. AK Parti biliyorsun laiklik karşıtı faaliyetlerinden dolayı mahkum edilir. Ancak bir oyla kapatılma kararından vazgeçilir. Yani kapatılma kararı verilmez. Bir oydur. İşte o bir oyun alınmasındaki en önemli kritik isimlerden biri İnan Kıraç'tır sevgili arkadaşlar. Buna karşılık olarak da Tayyip Erdoğan'ın Ergenekon operasyonları süresince İnan Kıraç'ın bu yapının gizli lideri, yani encümeni danış başkanı olduğu iddiasıyla sorgulanması engellendiği iddia edilir. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim sevgili arkadaşlar. Şöyle kalsın. Evet. Bu da burada kalsın. Bu fotoğraf da burada kalsın ve devam sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz o gün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı terörist diye gözaltına alınır, tutuklanır, yargılanır. Ama encümen danışın başkanı olduğu iddia edilen İnan Kıraç gözaltına bile alınmaz. Bir numara olarak ifade edilir. Tartışmanın odağındaki İnan Kıraç kimdir? Şimdi İnan Kıraç'ın kim olduğunu anlatacağız. Koç ailesiyle bağı nereden gelmektedir? İddia edildiği gibi bütün bu ilişkileri elinde nasıl toplamıştır? Nasıl encümeni danışın başkanlığına kadar gelmiştir? Bu sorularla ilgili Twitter'da Lobby Rapor adlı bir kullanıcı var sevgili izleyiciler. İnan Kıraç'ın hayat hikayesine dair belgesel yayınladı. Belgeselinde İnan Kıraç'ın hem aile dostları olan Koç ailesi sayesinde nasıl ekonomik bir güce ulaştığı, hem de bu güç sayesinde kurduğu yeni siyasi ilişkilere anlatıyor Lobby Rapor adlı kullanıcı. Sedat Peker'in Karanlıkların Lordu İnan Kıraç diye başlayan flot ile gündeme getirdiği Kıraç'ın babasını, derin ilişkilerini, medyayı, dizayn çalışmalarını, siyasetteki etkisini, iddianamelerdeki gölgesini ve kim olduğunu merak ediyorsanız, şimdi şöyle bir nefes alın. Suyunuzdan da, sudan da varsa suyunuz lütfen. Şöyle bir çekin suyunuzu için, başka çayınız varsa çayınızı için. Devam ediyoruz şimdi izleyiciler, sevgili izleyiciler. 1897 yılında Bursa'da posta idaresinde memur Kafkas kökenli Süleyman Bey'in ve Zekiye Hanım'ın oğulları olarak dünyaya gelen Ali Numan önce Afyon idaresi, daha sonra Bursa Ziraat Mektebi'ni bitirir. Tabii bu Ali Numan kimdir? Ali Numan sevgili izleyiciler, doğal olarak İnan Kıraç'ın babasıdır. Ve Mustafa Kemal ile ilişkisini de anlatacağız. 1920'de Amasya'ya tayin olan Ali Numan önce Darul Harur müdürü, ardından Ziraat Mektebi muallimliği yapar, öğretmenliği. 1925 yılında Semiha Hanım'la evlenir. 1926'ya kadar Amasya'da kalan Ali Numan Bey Ankara Ziraat Mektebi'ne atanır ve aynı dönemde Gazi Çiftliği'nde ziraat sorumlusu olur. 1927 yılında Gazi ile tanışır. Bu genç mühendisin gayretli çalışmalarını gören Atatürk, ilk çocuğunu kucağına alan Ali Numan Bey'in Atatürk Orman Çiftliği'ndeki evini ziyaret ederek yeni doğan çocuğa Can adını verir. Ve kısa bir süre sonra Ali Numan, Atatürk'ün bir devlet politikası gereği olarak yurt dışına size birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde dönmelisiniz dediği isimler arasında bulunan ilk ziraatçilerden olur sevgili arkadaşlar. Amerika'da Kansas City Üniversitesi'nde kolej, sonra Nebraska Üniversitesi'nde eğitim alır. ABD'de yine zirai teknikler öğrenir. Yeni zirai teknikler öğrenir. Eğitim biter bitmez Türkiye'ye döner. Genç Cumhuriyet'in ona ihtiyacı vardır. Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluşunda bulunur ve aktif rol oynar. Atatürk Eskişehir'de aldığı 40 bin dönümlük büyük bir arazi üzerine kurduğu orman çiftliğine Ali Numan Bey'i burada sulu ve kuru tarım çalışmalarını karşılaştırmalar olarak yapmak üzere deneme istasyonu müdürü olarak görevlendirir.
Aileye ilk katılan oğula isim veren Atatürk, 1935 yılında soyadı kanunun yürürlüğe girmesiyle Ali Numan Bey'e geliştirdiği kuru tarım politikaları sebebiyle Kıraç soyadını uygun bulur. Yani aslında İnan Kıraç'ın soyadı Mustafa Kemal'den gelmektedir. Mustafa Kemal babasının kuru topraklarını verimli hale dönüştürmesi dolayısıyla Ali Numan Bey'e Kıraç soyadının uygun olacağını düşünür. Yani İnan Kıraç'ın soyadının vericisi, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1937 yılında Eskişehir'de kuru tarım çalışmaları yapan aileye yeni bir oğul daha katılır. İlk çocuklarına Atatürk'ün can adını koyduğu Ali Numan Kıraç, ikinci çocuğuna modernleşmenin simgesi olarak İnan adını koyar. 1936 yılında Eskişehir'de deneme istasyonunda dünyaya gelen Drum Farming deneme istasyonunda dünyaya gelen İnan Kıraç henüz ilkokul talebesiyken annesini kaybeder. Annesinin Semiha Kıraç'ın erken vefatı onu derinden sarsar. Ali Numan Kıraç o yıllarda önemli gelir kapısı tarım olan Türkiye'nin önemli bir ismiydi. Siyasete de ilgisiz değildi. Türkiye'de birilerinin bir yerlere gelmesini sakın rastlantı olarak görmeyin sevgili arkadaşlar. Ne Türk siyasetindeki isimler ne Türk iş dünyasındaki isimlerin hiçbiri rastlantı isimler değillerdir. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle Amerika'nın başlattığı Marshall yardımlarının dağıtımında görev alan Ali Numan ve Mehmet Barlas'ın babası Cemil Sait Barlas kime ne kadar yardım verileceğine karar veren isimlerdi. Marshall yardımları gelir ve iki isim İnan Kıraç'ın babası ve Mehmet Barlas'ın babası Cemil Sait Barlas kime ne kadar yardım verilecek karar veriyorlar. Ama çok önemli bir iş yapıyorlar sevgili arkadaşlar. Kıraç ve Barlas devletin Marshall yardımları kapsamında bedelsiz aldığı traktörleri uzun vadeli krediyle köylüye satma fikrinin babası olurlar. Yani bedavaya aldıkları traktörleri Türk köylüsüne vadeli olarak satarlar sevgili izleyiciler. Zenginlik tesadüf değildir bu coğrafyada. Devlet olmadan hiç kimsenin zengin olması da mümkün değildir. Yazın bir kenara bunu. Minneapolis Moulin adını taşıyan bu ilk traktörlere köylü Sarı Traktör adını takar. Sarı Öküz'den gelen Sarı Traktör adını takar. Ve bu ilk ithal paketin ardından yerli üretim planlanır. Şimdi yerli üretimi kim planlar diye merak etmeyin. Tabii ki kim planlayacak? Behbi Koç sevgili arkadaşlar. Doğal olarak İnan Kıraç. Bu traktörün çok büyük ilgi görmesi üzerine 1955 yılında Ziraat Bankası ortaklığıyla Atatürk Orman Çiftliği'ne Minneapolis Moulin Türk Traktör Ortaklığı kurulur. Türk traktörünün Türk sermayeleri daha sonra Türkiye gündeminde var olacak bir isim olan Ankara kökenli iş insanı Vehbi Koç olur. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Ali Numan Kıraç 30 Haziran 1954 yılında vefat eder. Fabrika kurulmuştur. Traktör fabrikası. Gazeteci Ahmet Emin Yalman Numan Kıraç'ın vefatı üzerine onun için şöyle bir yazı kaleme alır. Akıncı diye zihnimde yaşattığım bir tip insan var. Numan Kıraç'tan akıncıların akıncısı diye bahsetmekte tereddüt etmem diye müthiş bir yazı yazar. Siz buna yalakalık deyin, buna siz övgü deyin, buna siz takdir deyin, ne derseniz diyebilirsiniz. Tabii bu arada diğer oğul, büyük oğul Can Kıraç Galatasaray Lisesi'ni, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirir. Ankara'da baba dostu Vehbi Koç'un sahibi olduğu Koç Ticaret Şirketi Otomobilcilik Şubesi'nde çalışma hayatına başlar. Ali Can babasının vefatı üzerine kendisini kardeşi İnan'ın da hamisi olarak görür. Yıllar sonra o günler için İnan ve ben birbirimize sarılarak hayatın zorluklarını aşmak zorundaydık diye yazar. Tabii o traktör fabrikasının ortaklarından biri de İnan Kıraç'ın ve Can Kıraç'ın babasıdır. Bunu da bir kenara yazın. Kardeşi İnan Kıraç Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'da ekonomi öğrenimi görür. Abisi Can onun başarılı olduğuna inanır.
bu düşünceyle inanın baba dostu VP Koç'un şirketlerinde çalışmasını arzu eder. 1950'de Koç'un önemli isimlerinden Bernard Nauma, beni yetiştirdiniz. Şimdi sıra İnan'a geldi. Biliyorsunuz biz dal budak salmış bir aileyiz. İnan karakterli ve meziyetli bir gençtir der. Medyada yaşanan satışların hakemi olan İnan Kıraç'ı, Cumhuriyet Gazetesi'ne destek veren Cumhuriyet Vakfı'nın danışma kurumunda görmek, onun etki alanını da bilenler için hiç şaşırtıcı olmaz sevgili arkadaşlar. Yani aslında aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nin 2000'li yıllarda zorda olduğunda ortaklarından biri Koç grubudur. Yani İnan Kıraç'tır ve vakıfın danışma kurulunda da görevlidir sevgili izleyiciler. O fotoğrafı da özellikle vereyim size. Şimdi işte bu fotoğraf sevgili arkadaşlar. Bu fotoğraf Cumhuriyet Vakfı'nın bahçesinde çekilmiş bir fotoğraftır sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz hikayemize. Yavaş yavaş geleceğiz. Vehbi Koç ile Satber Koç'un büyümüş de küçülmüş kızları olan Suna Koç'u dansa kaldırma teşebbüsünde bulunur İnan Kıraç. Ve reddeder Suna Kıraç ama İnan Kıraç asla yılmaz ve ısrarla Suna Kıraç'la peşine düşer ve en sonunda ikna eder ve Suna Kıraç'la evlenir sevgili arkadaşlar. Ama Suna Kıraç'la evlenir evlenmesine de çocukları olmaz. Şimdi yavaş yavaş gelelim. Yavaş yavaş gelelim. Suna Kıraç evlilik töreniyle ilgili şöyle bir yazmış olduğu kitabında şöyle bir not vardır. Törene 1500 kişi katılmıştı. Ama hiçbiri bizim dostumuz olarak nitelediğimiz, yani gündelik yaşamımızı paylaştığımız insanlar değildi. Konuklarımız Koç topluluğunun dostlarıydı. Oysa İnan ile ben hızımızı alamamıştık. Bu defa arkadaşlarımız için tören yapmaya karar verdik. 4-5 değişik yerde evlilik kutlamaları sürdü. Arkadaşlar en az 5 kez evlenmişler bilginiz olsun. Evlilikte birlikte İnan Kıraç'ın Koç grubundaki yükselişi de hızlandı. Suna Kıraç'la evlendikten sonra İnan Kıraç yükselmeye başlar. Ama sevgili arkadaşlar asıl yükseliş bu falan değildir. Bu anlatılan hikaye kısmıdır. O sarı öküzlere gitmek gerekiyor. Marshall yardımıyla gelen traktörlere. Sonra 1950'lerde kurulan o traktör fabrikasına doğru gitmeniz gerekiyor. Ve Koç grubunun yükseliş dönemine doğru gitmeniz gerekiyor. Neyse hikayeye yavaş yavaş gidelim. 1970'de Tofaş Genel Müdürü olur. 1980'de ise Koç Holding Başkan Yardımcısı olur. Tofaş Türkiye'ye geldiğinde Renault demiştim demin. Özür diliyorum lütfen düzelteyim arkadaşlar. Lütfen. Hafızam başka bir yere gitti. Tofaş sevgili arkadaşlar. Renault değil. Ve Tofaş Genel Müdürü olur. Yine Bursa'da en büyük fabrikalardan biridir. Devam edelim. Çalışkan, prensipli ve görev adamı olması VP Bey'inde beğenisini kazanır. VP Koç girişken ve ilişkileri güçlü damadı sayesinde oğlunu iktidar tartışmalarından uzak tutar. İnan Kıraç Koç ailesinin devletle ve devlette söz sahibi olan kliklerle adeta köprüsü olur. Devam ediyoruz. Suna ve İnan Kıraç çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olmamaları üzerine İpek Kıraç adında bir kız çocuğunu 1 Şubat 1985 tarihinde evlat edinirler. O tarihlerde İpek Kıraç 4 aylıktır. Vehbi Bey'in ölümünün ardından pek hissedilmese de şirket içerisinde bir çalkantı yaşanır. İnan Kıraç'ın aslında Vehbi Koç'un dışında Koçlarla arası hiç iyi olmaz sevgili arkadaşlar. İnan Kıraç Vehbi Koç'un tüm çocuklarıyla kavgalıdır aslında. Torunlar Koçlarla da iyi geçinemediği için 1998 senesinde Claude Naum ile birlikte Kıraç Şirketler Topluluğu'nu kurar. Yine Naumlar sevgili arkadaşlar bir kenarda lütfen. 2000 yılında eşi Suna Kıraç amyotrofik lateral sklerosis ALS hastalığına yakalanır. İnan Kıraç hastalığına yakalandıktan sonra Suna'nın bakımı için tüm imkanları seferber etmekle kalmaz. Bizzat kendisi de yakından ilgilenir. Kızı İpek de desteğiyle bir bakıcı ordusuyla Suna Hanım doktorların tahmininin ötesinde çok uzun süre yaşar. 1996 yılında hastalığa yakalanır sevgili arkadaşlar.
ve 2020 yılına kadar devam eder. Ki çok kısa bir ömür biçilmesine rağmen Suna Kıraş'la ilgili olarak 2000 yılında yakalanır hastalığı, pardon bir özür dilerim. Ve devam ediyorum şimdi sevgili arkadaşlar hikayeye yavaş yavaş. Ve tabii aynı zamanda İnan Kıraç, Galatasaray Eğitim Vakfı'nın 30. yaşı nedeniyle İnan Kıraç'a nişan verilir. Legion Honor Commandor nişanı. Bu tabii masonlarla bir bağlantısı var mıdır bilmiyorum. O kadar derin değilim arkadaşlar. Türkiye'nin yakın tarihinde İnan Kıraç'ın parmak izinin olmadığı, ayak izinin görülmediği hemen hemen hiçbir olay yok gibidir. Deniz Baykal'a kaset komplosundan yaklaşık 3 ay önce CHP Genel Merkezi'nde Baykal'ı ziyaret eder. Önder Sal, Onur Öymen ve Mustafa Özdirek'i listeye alma dediği iddia edilir. Bu ziyaretten sonra ortaya çıkan kaset sonrası Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olması beraberinde soru işaretleri getirse de olayın arka planı asla aydınlatılamaz sevgili izleyiciler. 1995-99 yılları arasında başbakanlık yapan Tansu Çiller'in baş danışmanı Hüseyin Kocabıyık, yıllar önce çıktığı bir televizyon kanalında İnan Kıraç'ın siyaseti nasıl dizayn ettiğini şu cümlelerle ifade eder. 1995 yılında hiç unutmuyorum, DYP ile MHP koalisyon görüşmeleri yapılıyordu. Görüşmeler iyi bir noktada ilerliyordu. Tansu Hanım önce bunu kabul etti, sonra bir günde koalisyon bozuldu. Kocabıyık sözlerini şöyle sürdürdü. İnan Kıraç Ankara'ya gelerek öğleden evvel MHP'ye bir araştırma veriyor %15. Öğleden sonra DYP'ye bir araştırma veriyor %29. İnan Kıraç, Kıraç'ın parmak izini sadece siyasi partilerde derin Ankara oyunlarında görmüyoruz. Ergonokon soruşturması kapsamında hazırlanan ikinci Ergonokon iddianamesinde Kıraç'ın o dönem firarı sanık olan Bedrettin Dalan'la ilişkisi ayrıntılı bir şekilde yer veriliyor ama asla gözaltına alınmadı. İddianameye göre giren tapelerde Dalan'ın dönemin jandarma istihbarat daire başkanı Levent Ersöz'le yaptığı konuşmada İnan Kıraç'ı dönemin genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'e aracı olarak gönderdiğini söylüyor. Kayıtlarda Dalan TSK'nın iktidara karşı demokratik tutum takınmasından rahatsız olduğunu anlatarak şunları ifade ediyor. Bundan 6 ay önce İnan Kıraç'la beraber bir araya geldik, beraber olduk. Böyle Sakarya Meydan Muharebesi gibi 3 kişi kavga ettik. Gırtlaklıyordum ben. İnan git Ankara'ya kurmayla konuş. Benden ne şikayetiniz var diye öğren dedim. 30 Nisan 2008'de İnan Kıraç'ın o dönem her yerde Bedrettin Dalan'ın Coşkun Umur adına kayıtlı telefondan İnan Kıraç'la konuştuğu tespit edildi. Kayıtlara göre ikili arasındaki görüşmelerde şunlar konuşulmuştu. Bedrettin Dalan: İnancığım nasılsın, iyi misin? İnan Kıraç: Sayın Başkanım iyiyim, iyi değilim aslında. Bugün bir araşeye gittim, İlhan Selçuk Bey'e gittim. Durumu iyi, sizde onu daha da yakınlaştıracağım. Öyle bir misyon aldım demiş. İnan Kıraç da Aydın Doğan'ın medyaya girmesine de çok özel katkıları olan isimdi. 1979 Milliyeti Aydın Doğan'ın satması için Ercüment Karaca'yı Almanya'da ikna eden isimlerden birisi İnan Kıraç. Diğer isim 1992 yılında 63 yaşında eşinin İslamiyet'ten Hristiyanlığa geçişi gündeme gelen Vedat Urul olmuştu. Genel yayın yönetmeni Başbakan Bülent Ecevit'le görüştükten sonra öldürülen gazetenin sahipleri Karacan ailesini ikna etmek zor olmadı. Sevgili arkadaşlar, genel yayın yönetmeni Milliyet gazetesinin öldürüldükten sonra Aydın Doğan alınmıştı. Öldürülmesi de Çetin Emeç, lütfen hatırlayın sevgili arkadaşlar, bir kenara koyun. İkinci Ergonokon davasının ek klasörlerinden olan bir belgenin Aydın Doğan'ın Sabah ATV grubunu satın almak için o dönem Koç grubu CEO'su olan İnan Kıraç'ın onayını aldığını göstermesi oldukça dikkat çekici bir ayrıntı olarak hafızalardaki yerini koruyor. Tabii kamuoyunda yine efsane bir olay var. Aydın Doğan'ın Vehbi Koç'un oğlu olduğu iddiası. İddia sadece. Bunu da bir kenara koyun lütfen. İnanın bu coğrafyada hiçbir rastlantı yeri yok arkadaşlar. Siyasette de rastlantıya yer yok. Ekonomide de rastlantıya yer yok. Evet, yavaş yavaş geliyoruz. 7 Mart 1990'da öldürülen gazeteci Çetin Emeç'in eşi Bilge Hanım, suikastten 20 yıl sonra Sanem Altan'la bir röportaj verdi ve orada dedi ki yakalanan katilin gerçek olduğunu
düşünmüyorum dedi. Ve devam etti sözlerine. Bugüne kadar devleti suçlamadım. İran yaptı demek işime geldi. Gerçeklerle yüzleşmek istemedim. Her şey suikastın çözülmemesine programlıydı. Tetikçiyi yakaladılar ama onun da gerçek olduğunu düşünmüyorum dedi. Röportaj çok büyük ses getirdi. Tebrik telefonları gün boyu susmamış, Emeç ailesi röportajı yapan gazeteciye teşekkür üstüne teşekkür etmişti. 26 Mayıs 2011 yılında Sanem Altan vatandaki köşesinde röportajdan sonra yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı. Peki siz İnan Kıraç'ı nasıl tanırsınız başlıklı yazısında şöyle söyledi. Şunları yazdı. Fakat ertesi gün Bilgi Hanım'dan ağlamaklı bir sesle bir telefon aldım. Lütfen dediklerimi demediğimi söyleyelim. Biliyorum dedim ama demedi deyin, çok kızdılar bana diyordu. Bunu yapamayız Bilgi Hanım. Bunları kasede de söylediniz ama kim kızdı, size ne oldu dediğimde şöyle yanıt aldım. İnan bizim aile dostumuz. Çetin'den sonra o bize kol kanat gerdi. Çocuklarım onlarla büyüdü. O kızdı bana. Bunu söylemen çok yanlış. Bana nasıl sormazsın röportaj yapmadan önce dedi. Çok kötü oldu. Çok şaşırdım dedi. İnan Kıraç, Çetin Ömeç'in ölümünden sonra ailesine sahip çıkacak kadar onlara yakınsa suikastın aydınlatılmasını nasıl istemez ki Bilgi Hanım'a konuştuğu için kızsın dedi Sanem Altın. İnan Kıraç'ı aramaya karar verir. Sanem Altın İnan Kıraç'ı arar. Duydum ki Bilgi Hanım'la kızmışsınız. Niye kızdınız dedim. O da dedi ki tabii kızdım. Bitmiş kapanmış bir konuyu açmaya gerek yok dedi. Ama bu cinayet aydınlatılmadı. Kimler yaptı bunu bilmek istemez misiniz dedim. Biliyorum kim yaptı. Şu anda içeride. Suçlular yakalandı. Konuyu boşuna açmaya gerek yok dedi. Karanlıklar doğurdu sevgili arkadaşlar. Bu sefer çok şaşırdım. Telefonu kapadıktan sonra kim bu İnan Kıraç acaba diye düşündüm. Emet'in öldürülmesiyle başlayan huzursuzluk listede Simavi ailesi var uyarıları, Erol Simavi ailesinin Hürriyet gazetesini saraya satmaya karar vermesine sebep oldu. Ah. Milliyet gazetesinin genel yayın yönetmeni kimdi arkadaşlar? Hürriyet gazetesinin Çetin Emeç. Lütfen ya. Hafızam çok yanıltıyor. Yazar mısınız arkadaşlar? Milliyet gazetesinin genel yayın yönetmeni bizzat Abdi İpekçi tarafından öldürülen. Sevgili arkadaşlar, İzleyenler varsa lütfen yazabilir mi? Yazar mısınız arkadaşlar? Geliyorum arkadaşlar, geliyorum, bekleyin. Abdi İpekçi arkadaşlar, özür dilerim. Milliyet'in başyazarı Abdi İpekçi öldürüldükten sonra Aydın Doğan Milliyet'i alır. Çetin Emeç öldürüldükten sonra Hürriyet gazetesini Aydın Doğan alır arkadaşlar. Lütfen bir kenara yazın. Bu fotoğrafı da dikkatli bakın lütfen. Ve devam ediyorum. Geliyorum şimdi yavaş yavaş hikayeye. Neden kavga yaşanıyor? Milliyet Genel Yönetmeni Abdi İpekçi'nin öldürmesi üzerine Milliyet'i alan Aydın Doğan bu sefer Hürriyet'i de alır. Hürriyet'in de Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç öldürülür arkadaşlar. Of of. Şimdi geliyorum. İpek Kıraç'a hikayeyi arkadaşlar. İpek Kıraç. İpek Kıraç sevgili arkadaşlar Vehbi Koç'un torunu, iş kadını, Sirena Marina AŞ'nin yönetim kurulu üyesi ve CEO'su. İpek Kıraç'ın serveti 2.9 milyar dolar sevgili arkadaşlar. 3 milyar dolarlık. Türkiye'nin 5. zengini, dünyanın 1027. zengini. Şimdi yıl 2006. Suna Kıraç tam 6 yıldır sadece gözleriyle konuşuyor. Yakalandığı o melhun hastalık nedeniyle vücudunu hareket ettiremiyor. Yürüyemiyor, konuşamıyor, başını bile hareket ettiremiyor. Buna karşılık pırıl pırıl beyniyle hayallerini gerçekleştirmek için düşünüyor, proje üretiyor. Ve onunla ilgili bir kitap yazılıyor. O kitap işte Suna Kıraç'ın direniş hikayesi diye kamuoyuna Rıdvan Akar tarafından yazılıyor ve pazarlanıyor. Pes etmeyin. Pes etmeyen, hastalığına yenik düşmeyen ve yaşamı seçen bir annenin ve eşinin, iş kadının hayatı olarak kitap piyasaya sunuluyor. Gözleriyle kelimeleri yazıyor sevgili arkadaşlar. 6 yıldır yani 2006 yılında 2000'den 2006 yılına kadar gözleriyle
29 harfi her bir harf gösterildiğinde gözünü kırparak ne söylemek istediği anlaşılıyor. Gözleriyle yazarak hemşerilere tek tek kartları gösteriyor ve kirpikleriyle o ifade ettiği, işaretlediği harflerle cümle oluşturuluyor sevgili arkadaşlar. Ve İpek Kıracı şöyle anlatıyor şimdi. Nasıl evlat edindiklerini. İkiz kızlarım olsun istiyordum. Ancak 3 yıl geçti. Bir pazartesi günü inanın heyecanla geldi. İkiz bulamamışlar ama tam bize göre bir kız çocuğu varmış. Gidip görmemizi istiyorlar. Hastaneye gittiğimizde yavrum İpek oradaydı ve henüz 4 aylıktı. İş dünyasının bize kazandırdığı tedbirlikle inan bize bir gün verin muayene ettirelim dedi. O gün doktor bize bugün bile unutamadığım çok özlü bir şey söyledi. Diyelim ki bu çocuk sakat çıktı artık onu bırakamazsınız dedi. Eve döndüğümüzde karma karışık duygular içindeydik. Doktorun söyledikleri o gece daha iyi anladık. İpek'ten vazgeçemezdik. Gittik ve yavrumuzu bağrımıza bastık. Arkadaşlar, şimdi hikayenin yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Ve Suna Kıraç aslında makineye bağlanmak istemez. Bir anlamda ötenazi ister. Ve 13 yaşındaki kızı ikna eder. Ölümü öpün der. Sana ihtiyacım var der İpek. İkna eder annesini ve makineye bağlanır. Suna Kıraç 1996 yılında hastalığını ilk hisseder. Sesi kısılır. 1997'de elleri uyuşmaya başlar. 1998'de dilinin peltekleşmeye başlar. 1998'de Amerika'ya giderler. İnan Kıraç orada bir mide ameliyatı olur. Ve hastalık 2000 yılında nükseder sevgili arkadaşlar. Doktor 3-5 yıl içerisinde solunum cihazına bağlanacağı, 7 yıl içinde yaşamını yitireceğini söyler. Ama İpek Kıraç sayesinde sevgili arkadaşlar, İpek Kıraç sayesinde yaşar. İpek Kıraç da annesi Suna Kıraç'ın yaşaması için hastalıkla ilgili eğitim görür, okullar bitirir, üniversite bitirir, o alanda uzmanlaşır ve resmen annesinin uzun yaşamasının nedeni olur sevgili arkadaşlar. İnan Kıraç bir ara Galatasaray Başkanı olmak ister. Galatasaray Başkanlığı'nı Suna Kıraç engeller. Der ki maçlarda koç grubuna küfür edilir tribünlerde. Bu açıdan kabul etmeyiz der. Ama nedense Ali Koç Fenerbahçe kulübünün başkanı olur. Bunu da bir kenara yazın. ve bu net başlar biliyorsunuz. Vehbi Koç'un anlatmıştık naaşını kaçırırlar. Ve fidye ödenmesini kabul etmez. Naaşın kaçırılmasında şöyle söyleyelim size. DNA testiyle ilgili olup olmadığı bir şehir efsanesi olarak hep anlatılır. Denilir ki Aydın Doğan tarafından kaçırtıldığı DNA tespiti yaptırılmak istendiği söylentileri çok konuşulur. Biz efsanedir. Bunlar sadece iddiadır arkadaşlar. Tabii arka planı bilmiyoruz ama böylesine iddialar da gelir. Şimdi geliyorum hikayeye yavaş yavaş. İpek Kıraç 29 Kasım 1984 tarihinde doğar. Eminönü'nde doğar. Ailesinin kim olduğu asla bilinmemektedir. Tamam. 4 aylıkken Eminönü'nde doğdu da hastaneden aldınız da kim anne babası? Bu bilinmemektedir. 2002 yılında Koç Özel Üniversitesi'ni özel lisesinden mezun olur. 2007 yılında Brown Üniversitesi biyoloji bölümünden mezun olur. Annesinin hastalığı içindir bunların hepsi. 2009 yılında başladığı Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Programı'nda yüksek lisans eğitimini alır. Araştırmalar yürütür annesinin hastalığıyla ilgili olarak. Ve nöromusküler araştırmalarında görev alır. Ayrıca Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünde gerçekleştirdiği stajıyla klinik deneyimi kazanır. Hepsi annesi içindir sevgili izleyiciler. Şimdi geliyoruz. 2012-2021 yılları arasında onu da şimdi İpek Kıraç'ı da şuraya gelelim artık yavaş yavaş. Evet. Evet bu sevgili arkadaşlar. Ama şunu özellikle koyayım da bir kenara yazın.
benzerliklerini anlatacağım şimdi biraz sonra. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Suna Kıraç. Evet, gelelim. Öldükten sonra sevgili arkadaşlar, mirasının bir payını İnan Kıraç'a, üç payını kızına bırakır. Ve İpek Kıraç İstanbul Anadolu 20. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde mirasçı olarak tespit edilir. Mahkeme mirasını 4 pay olarak kabul ederken bir payını İnan Kıraç'a, 3 payını da İpek Kıraç'a bırakır. İşte o 2.9 milyarlık servet oradan gelmektedir. Vasiyetnamede kızına şirketin tamamını bırakır. İnan Kıraç eşit dağıtım ister sevgili arkadaşlar. Ve daha sonra kızının mirasçılık belgesini iptali için dava açar. Bu dava halen sürmektedir. Ve saklı bir pay olduğu söylenir ve bu saklı payın engellendiğini ifade eder. İpek Kıraç der ki annem sağlığında bana kalmasını istedi der. Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'deki hisselerin tümüyle kızına kalmasını istediğini, terekedeki diğer mal varlığı diğerlerinin ise eşi ve kızı arasında miras paylarının oranında paylaşılma istediğinin dilekçesini belirtir İpek Kıraç. Savunma yapar bu konuda. Ve babasıyla ilgili der ki, dolayısıyla her ne kadar davanın görünen tarafı ben olsam da babam İnan Kıraç aslında eşi, bakın bu cümleyi lütfen iyi okuyun sevgili arkadaşlar, iyi dinleyin. Dolayısıyla her ne kadar davanın görünen tarafı ben olsam da babam İnan Kıraç aslında eşi Suna Kıraç'ı ve son arzularını dava etmektedir. Tekrar okuyayım mı? Babam İnan Kıraç aslında eşi Suna Kıraç'ı ve son arzularını dava etmektedir der. Annem demez. Annem daha sonra başka yerlerde söyler ama bu cümle o kadar ilginç bir cümledir ki, babası İnan Kıraç eşi Suna Kıraç'ı dava etmektedir der. Şimdi İpek Kıraç bu sefer babasına karşı dava açar. İnan Kıraç'ın mal kaçıran ve hala kaçırmakta bir konumda olduğunu ileri sürer. İnan Kıraç'ın Suna Kıraç'a ait hesaptan yüz milyonlarca doları usulsüz bir şekilde aktardığını, Koç Holding hisselerinin bir kısmını 600 milyon TL'ye sattığını iddia eder. Babasının mal varlıklarına teptir konulmasını ister ve İnan Kıraç'ın şirketlerine teptir konulur arkadaşlar. Karsan şirketi hisselerine ihtiyati teptir konulmasına karar verilir. Şimdi Karsan'ın hikayesini size anlatacağız. Ve bunun üzerine İnan Kıraç kızına mirasçılık belgesinin iptali davasını açar ve bu davayı mahkeme reddeder sevgili arkadaşlar. Gerekçeli kararda Kıraç'ın mahkeme önünde ikrarda bulunmuş olup İpek Kıraç'ın atanmış mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin talebini kabul ettiğini, açıkça bu şekilde ikrar ettiğini anlatılır. Atanmış mirasçılık kanunun emredici hükümlerinden olmadığından geçersiz bir atanmış mirasçılık belgesi tüm mirasçılarla kabul edildikten sonra geçerli hale gelecektir. Bu nedenle İnan Kıraç'ın kabul etmiş olduğu atanmış mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin beyanına rağmen mahkememizde açmış olduğu atanmış mirasçılık belgesi iptal davasının reddine karar verilmiştir denilir. Ama İnan Kıraç bu sefer de evlatlığın reddi mirasını davasını açar sevgili arkadaşlar. Şimdi niye bu kavga yaşanıyor? Hikayenin sonuna gelelim. Sevgili arkadaşlar, tarih 29 Eylül 1920. SBK Holding, Kıraç Holding'in ana hissedarlarından Lüksemburg merkezli Silkolik Investment'a ait tüm hisseleri 82 milyon dolar karşılığında satın aldığını Kıraç Holding'in %45 payına sahip olur. Konuya yakın bir kaynağın açıklamasına göre Lüksemburg yetkililerine 25 Eylül'de bildirilen satın alma ile SBK Holding Kıraç Holding'in ana hissedarı olacak. Anlaşmanın ardından SBK Holding Kıraç Holding'in %45, İnan Kıraç %42,5 payına, Kıraç ailesi ise kalan %12,5 payına sahip olacaktır. 30 Eylül 2020 Kıraç Holding'in iştiraki Karsan Otomotiv, bunu da bir kenara yazın lütfen, şu açıklamayı yapar. Bazı basın yayın organlarında şirketimizin hakim ortağının değiştiği izlenimini yaratabilecek haberler çıktığı görülmüştür. Şirketimizin ya da hakim ortağı Kıraç Holding'in doğrudan ya da dolaylı hakimiyet yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kamuoyuna yatırımcılarımızın bilgisine sunulur denir. Şimdi SBK'nın patronu, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz itirafçı oldu. Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında
kara para aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Eylül'de şirketlerinin tüm mal varlıklarına el konulması için 10. Sulh Ceza Hakimliği'nde talepte bulundu. Bakın tarihler de rastlantı değildir. Tedbir kararı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesini düzenleyen 5549 sayılı yasa uyarınca alınır. Sevgili arkadaşlar, o tarihlerde Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıkar. Kendisiyle ilgili bir tutuklama olabileceği bildirilir kendisine. Ve hatırlayın, İçişleri Bakanlığı'nda bir görüşme yapar. Şimdi bunun ardından Emre Özpeynirci, otomobil gazetecisi, bir yazı yazar Twitter'da. Der ki, Hexon mühendislik fabrikayı 550 milyon liraya satın alıyordu. Amacı fabrikada elektrikli araç üretimi yapmaktı. Ekonomi medyasının bir başka deneyimi ismini Melia Okur Özpeynerci'ye Twitter'dan Jean Nahon ve ailesi mi diye sordu. Jean Nahon. Değil mi? Bu ismi unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Jean Nahon'u kim diye anlatmıştık. Hatırlayın şimdi. Hemen şöyle gelelim. Lütfen Jean Nahon ailesi. Şuraya gelelim. Jean Nahon biliyorsunuz Bernard Nahon'un oğlu. Bernard Nahon, Hayim Nahon'un oğlu. Vehbi Koç'un ortağı Bernard Nahon. Ve sonraki ortağı Nahon ailesi. Şimdi devam ediyorum habere. Vehbi Koç'un uzun yıllar sağ kolu olan Bernard Nahon'un oğlu Jean Nahon ve ailesiydi arkadaşlar. Şirketi satın alan. Hexon aynı zamanda Kıraç Holding'in otomotiv şirketi Karsa'nın kardeş şirketiydi. Özpeynirci Okur'a Hexon'da Nahon kardeşlerin hissesi var ama çoğunluk geçen seneden bu yana SBK Holding'de yanıtını verir. Ve 11 Ocak 2021'de tip milletvekili Ahmet Şık, İnan Kıraç birkaç yıl önce Nahon ailesiyle ortaklıklarını sonlandırmış ve aralarında husumet başlamıştı. Zor durumda olan ya da ortaklar arasında husumet bulunan şirketleri almakla mahir olan Sezgin Baran Korkmaz, Nahon ailesinin elinde bulunan Kıraç Holding'in hisselerini satın almıştı diye bir yazı yazar sevgili arkadaşlar. Sonuç, İnan Kıraç, Nahon ailesi ve SBK arasında mücadele başlar. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz Nahon ailesiyle yaptığı sözleşmeye dayanarak İnan Kıraç'ın borçlu göründüğünü öne sürer ve 40 milyon dolarlık alacağı için yasal takip başlatır. Bu arada İnan Kıraç'ın iktidarla görüşme yaptığı ve yaşadığı sıkıntıyı anlattığı söylenir ve Levent Göktaş devreye girer. Levent Göktaş şu sevgili arkadaşlar. Hatırlayın Levent Göktaş'ı. Bulgaristan'a kaçtı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldi. Konuşurum manasına gelebilecek sözler söyledi. Yani ima etti. Sonra serbest bırakıldı. Ne konuşacaktı biz bilmiyoruz. Tabii kimler var o işin içerisinde Levent Göktaş'la ilgili olarak? Bir akademisyenin müsteşarı olacağı söylenen bir akademisyen de var biliyorsunuz, hatırlarsınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, Levent Göktaş der ki SBK 40 milyon dolarlık icra takibi başlatmıştı. Bu durum icradan hazze döndüğü için icra hukuk mahkemesine gittik, süre istedik. SBK'nın avukatıyla görüştük ve uzlaşmaya nasıl varılacağı konusunda görüşme yaptık. Levent Göktaş İnan Kıraç'ın avukatı aynı zamanda. Lütfen iyi yazın. Bunu da bir kenara yazın. Avukatlarla karşılıklı masaya oturduk. Bu arada onay vermesi gereken isim Sezgin Baran Korkmaz olduğu için, o da yurt dışında olduğu için FaceTime'dan bağlandı ve karşılıklı anlaşma yapıldı. 15 Ocak 2020'de icra olayından feragat etti. Ben de emanetçi olarak hisseleri aldım. Yani hisseler İnan Kıraç Bey'in. Son olarak bir kez daha altını çizeyim. Yapılan anlaşma ile Sezgin Baran Korkmaz sahibi olduğu Silkolik şirketinin Kıraç Holding ve Karsan'daki hisselerini İnan Kıraç'a devretti. Yani Kıraç Holding ve Karsan'ın, Kıraç Holding ismi onu söyleyelim, Karsan'ın %100 hisseleri İnan Kıraç'a geçmiş oldu der. Şimdi Levent Göktaş sevgili arkadaşlar, hikayeye yavaş yavaş sonlandıralım. Değil mi? Böyle gelelim. Jean Nahon burada. Lütfen bu. Bernard Nahon'un oğlu, Hayim Nahon'un torunu. Ve şimdi neden kavga yaşanıyor sevgili arkadaşlar? Neden kavga yaşanıyor? Buradan bir çağrıda bulunuyorum İpek Kıraç'a. İpek Hanım, doğum tarihinizi biliyorsunuz. Eminönü'nde bir hastaneden Suna Kıraç ve İnan Kıraç size evlatlık olarak aldılar. Lütfen
sorum şu. Babanızla, yani üvey babanız diyelim, öyle söyleyeyim. Sizi büyüten babanız. İnan Kıraç'ın gerçek kızı mısınız? Bununla ilgili bir DNA testi yaptırdınız mı? Ve doğal olarak asıl hikaye şöyle başlıyor. Bir gün İnan Kıraç öldüğünde onun hisseleri de size geçmeyecek mi? O açıdan bu reddi miras yapılırken İnan Kıraç size düşen şu anda size düşen DNA testi istemek. Siz aslında İnan Kıraç'ın öz kızı mısınız? Ve Suna Kıraç, yani sizi büyüten anneliğiniz, anne dediğiniz Suna Kıraç aslında İnan Kıraç'ın öz kızı olduğunu biliyor muydu? Ve anneniz kim? Ben söyleyeyim o zaman. Aileden biri mi? Tekrar soruyorum. Siz aileden birinin kızı mısınız? Anneniz aileden biri mi ve hala yaşıyor mu? İnan Kıraç bunu anlatırmış. Şimdi niye Koç grubu içerisinde bu kavga dönüyor sevgili izleyiciler? Çünkü Koç grubu İnan Kıraç'ı yönetim kurulunda görmek istemiyor sevgili izleyiciler. Hatırlarsınız anlattığım hikayenin içerisinde İnan Kıraç'ı Koç grubunun hiç sevmediğini, Koç'un torunları da dahil olmak üzere İnan Kıraç'ın asla bulunmamasını ama İpek Kıraç'ı olmasa da istediklerini biliyoruz. Yani kısacası hikaye aslında Koç grubuyla ilgili bir kavga. Hikaye Karsan'la ilgili bir kavga. Ve en önemlisi sevgili arkadaşlar, bu hikaye aslında Koç grubunun içerisinde, iktidarın içerisinde kimilerinin Koç grubunda söz sahibi olmaya yönelik bir iktidar içi kavga bu. İpek Kıraç kavgası sadece bir evlatlık kavgası ve miras kavgası değildir. Türkiye tarihinin, Türkiye'nin en büyük firmalarından ve şirketlerinden biri olan Koç grubunun, küresel bir şirket olan Koç grubunun içerisinde söz sahibi olabilmeye yönelik bir kavgadır, hamledir. Sadece basit bir evlatlık kavgası değildir sevgili izleyiciler. Evet, hikayemizi burada bitiriyoruz. Kimlerden ne gelmiş ona bakacağım. Ola ki pembe dizi. Bir gün sevgili arkadaşlar, Türkiye'de inanın Koç grubu ile ilgili, Sabancılarla, Türkiye'nin büyük şirketleriyle ilgili, aile dramları ile ilgili televizyonda izlediğiniz kimi diziler onların hayat hikayeleri değilse, onlardan alıntı değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum sevgili izleyiciler. Ama keşke direkt Koç grubunun hikayesi diye yapılabilse, değil mi? Yapılabilir mi? Başka bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de bu büyük şirketlere dokunanlar yanar sevgili arkadaşlar. Düşünün. Hürriyet, Milliyet, Çetin Emeç, değil mi? Abdi İpekçi. İyi bakın. Çetin Emeç'in karısı bile bir gün sonra çıkan söylesini inkar etmek zorunda kalıyor. Korkudan, kaygıdan. Oh. Aynen öyle Gökhan. Burada ne zenginlik devletten bağımsızdır, ne siyaset devletten bağımsızdır. Encümeni danışlar bu topraklarda devam ediyor. Kalın sağlıcakla. Bir başka yayında akşam saat 22.30'da görüşmek üzere. Kimler gelmiş? Bülent. Ay, bunu kaçırırsam ayıp olurdu. Bülent 5 tane katıl üyesi armağan etmiş, hediye etmiş. Anadolu yolundan selamlar. Şarkını aldım. Gönderdiğin türküyü ya da müziği aldım. Kadir Bey. Oo, Gündüz siz de mi geldiniz? Başlık DC'ye selamlar. Aysun İmer, sevgi saygılar Avustralya'ya buradan. Melisa, küçük Melisa canım. Sana da selamlar. Doğum gerçekleşmedi Melisa, Aysun İmer. Aysun Hanım, ayın birinde gerçekleşecekti doğum. Doktorumuz öyle söylemişti. Normal doğum bekliyoruz. Yoksa sezaryen olsaydı şu ana kadar çoktan doğum gerçekleşmişti. Cumartesi gününe bir kez daha bekleyeceğiz. Cumartesi günü son bir muayene olacak Gülşah.
Buradan da hemen ileteyim. Ama doktorumuz dedi ki 9 ay 20 günde bekleyebilirsiniz. Cumartesi günü 9 ay 10 günlük oluyor. 10 gün daha bekler miyiz? Bakacağız. Ama doğum şey olduğunu söyleyelim. Gecikti. Gelmiyor. Gelmek istemiyor. Ekmek elden su gölden. Rodin orada rahat. Annesinin karnında rahat. Gelip dünyaya bir de sorunların içerisinde ağlama, sızma, altı pislendi, mama istedi. Yok bilmem ne oldu. Bunlarla mı uğraşsın değil mi? O açıdan annesinin karnında kalmayı tercih ediyor. Melisa seni kocaman öpüyorum. Yanaklarından, o güzel yanaklarından öpüyorum. Kadir Bey size de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum buradan lütfen. Gülşen nasıl yani? Ya dünya alem biliyor ya. Nasıl baba olduğumu bilmiyordunuz. Yani lütfen. Bir oğlumuz dünyaya geliyor. Gelecek yani. Biraz daha beklemeye karar verdi. Diyor ki bu dünyaya gelmek işte. 5. oğlum dünyaya geliyor. Evet Canan. Ve hemen oradan. Allah'ım. Beş Kasım. Valla bilmiyorum. Benimki 1 Kasım'da arkadaşlar. Ben dün doğdum. Bilginiz olsun. Dün benim doğum tarihimdi. 1 Kasım'da dünyaya gelmişim. Rodin'le aynı tarih, benim doğduğum tarihte doğacaktı ve doğal olarak beraber doğum günü kutlayacaktık. Ama gelmedi, inat etti. İnşallah pazar gününe kadar gelir. Gelmezse diyeceğiz yeter, beklediğin yeter. Hadi gel bakayım buraya diyeceğiz. Tahmin ediyorum bir müdahalede bulunacağız. Ama 9 ay 20 gün beklenir mi? O da Gülşah'a kalmış bir şey. Ama o keyfi yerinde sevgili izleyiciler. Ama bakalım ne diyor şey Senem Senem. Dur kaçırmayayım. Necdet Öşüz. Arkadaşlar durmak yok, yola devam var. Zeynep'e teşekkür ediyorum. Arkadaşlar işte şey sağlık açısından insan tabii anne olmak farklı, kaygılanıyor haklı olarak Gülşah. Bence de 9 ay 20 gün bekleriz. Benim için kolay yani ama Gülşah için zor bir süreç. Seda Mine teşekkürler, nice yıllara, herkese nice yıllara. Zeynepçi de 1 Mayıs. Adını emekliye koymamışlar adını Zeynep. Zeynep koymuşlar, ilginç değil mi? Halil ya, yanaklarından öpüyor. Halil misafirin olacağız, bilgin olsun. Geleceğiz. Doğumdan dolayı gelemedik ama mutlaka misafirin olacağız. Ali Tarakçı gazeteci @gmail.com'a lütfen adres ve telefonlarını atarsan sevinirim. Canan teşekkürler. Gülşah da izliyor. Emek koyması gerekirdi değil mi? Geleceğim Halil, bilgin olsun. Buradan söyleyeyim, sesleniyorum. Senem de beklemişti. Bence biraz geç gelecek. Biz de onu görüyoruz. Dilek teşekkürler. Sen de iyi ki doğmuşsun Gülşen. Teşekkür ediyorum. Edirne'ye geleceğiz. Kırklareli'ne geleceğiz. Mutlaka geleceğiz. Bilgin olsun. Yani orada olacağız. Öyle unuttuğumuz falan yok. Dediğim gibi geleceğiz. Dile'ye, Seda'ya, Melisa'ya tekrar, Aysun Hanım'a, Aysun İmer'e, Kadir, sevgili Kadir Köken'e, sevgili Bülent'e sağ olsun, asla yalnız bırakmıyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize akşam 22.30'da bekliyorum sevgili izleyiciler.